Sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli katılımcılarımız, sevgili gençler, basınımızın değerli temsilcileri, etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tonguç Baba'dan Mehmet Başaran'a, ülkenin aydınlanmasında umudu ve sevinci büyütenler İsmail Hakkı Tonguç'u 24 Haziran 1960 aramızdan ayrılışının 62. yılında, Mehmet Başaran'ı 27 Haziran 2015 aramızdan ayrılışının 7. yılında anıyoruz. İnsan hayatının devamı ve evrimi eğitim ile mümkündür. Yapabilen toplumlar bunu çevreden yararlanmak suretiyle kendiliklerinden yapmaktadırlar. Ve ancak bunu yapabildikleri sürece özelliklerini koruyarak yaşayabilmektedirler. Diyen İsmail Hakkı Tonguç, ülkemizin tarihini ve eğitim kültürünü çok büyük boyutlu olarak etkilemiştir. Tonguç, Türkiye'de yaratıcı, üretici, özgürleştirici, eğitim olan köy enstitülerinin hem kuramcısı hem de uygulayıcısıdır. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Lüleburgaz Şube Başkanımız Sayın Günsel Salak konuşmasını yapmak üzere sizlerle. Sayın Protokol, değerli konuklar, sevgili genç arkadaşlarım. Cumhuriyet tarihimizin özgün eğitim kurumlarının kuramcısı ve uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç, köy enstitüleri için felsefe, sanat, müzik, bilim, teknik, hayattan korkmayanlarla, onu seven, kayıtsız şartsız bir tutkuyla bağlanabilen insanlarla yaratılır. Yeni kültür hayatı, yeni dünya görüşlerine göre örgütlenmiş insanlarla yaratılır. Özleyeceğiniz, kavuşmak isteyeceğiniz ortam bu olmalı. Onun için bu olanakları içinde saklayan halka dönün. O tükenmez kaynaktan güç ve esin alın demektedir. Bugün ulusal varlığımızın değerlerini ortaya çıkaracak eğitim sisteminden uzak olmak üzücü ve düşündürücüdür. Köy enstitüsünde yetişen köy çocukları yeteneklerinin ayrımına varıp aydınlanmaya başladıklarında kendileri için bu yolu açan İsmail Hakkı Tonguç'u baba bilmişlerdir. Köy enstitüsünde okuyan tüm öğrenciler kendilerini Tonguç'un kızları ve oğulları olarak görüyorlardı. Bunlardan biri de Mehmet Başaran'dı. Başaran bir konuşmasında köy enstitüsünde başarısızlık diye bir durum yoktu. Her çocuk kendi yetenekleri doğrultusunda yetiştiriliyor, o yönüyle öne çıkarılıyor diye anlatıyordu. Adı verilen bu alanda, şu duvarın alnacında kendisini dizelerinde şöyle tanımlar. Kimliğim mi? Türkiye dedim. Doğumum mu? 17 Nisan. Sorun beni Bedrettin'den, Yunus'tan. Karacaoğlan emmimdir. Dedem Pir Sultan. Yolum Tonguç'un yolu. Bizler bugün iki güzel insanı anlatacağız, anlamaya çalışacağız ve anacağız. Tonguç, insan olarak, devrimci olarak, eğitimci olarak, iş insanı olarak ve daha birçok güzelliği içinde barındıran olarak anlatılması gerekendir. Süresi sınırlı etkinliklerin sadece bir bölümünde onu anlatmak elbette yeterli olamaz. Tanımak ve anlamak için onu okumalıyız. İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Genel Müdürü olarak köy enstitülerinin kurancısı ve uygulayıcısıdır. Köy enstitülerini kurma aşamasında 10 bin civarında köyü gezmiş, bu sürecin yükünü omuzlamıştır. Tonguç, dünyaca ün kazanmış 500 bilgin, pedagog ve bilim kurumu tarafından hazırlanarak İsviçre'de basılan Pedagoji Ansiklopedisi'nde yer alan tek Türk eğitimcidir. Bu bilgiyle onu anlamak üzere bağ kurabilmeliyiz. 82 yıldan beri değerlerini yitirmemiş bir eğitim sisteminin kurucusu olmak ancak eğitime adanmış bir yaşamla olanaklıdır. Başaran bizim topraklarımızda yetişen, Kepirtepe'nin bağrında gelişen ve ülkemizin sorunlarını kendine dert edinerek ömür tüketen, yazan, konuşan, direnen, örgütçü, mücadeleci ve yol gösterici kişiliğiyle tanınan güçlü bir eğitimcidir.
Dilimizin doğru kullanılması için ve Türkçe sözcüklerle konuşulmasını sağlamak için yaşamı boyunca uğraş verdi. Haziran ayı içinde aramızdan ayrılan iki değerimiz Tonguç Baba ve oğullarından biri olan Mehmet Başaran'ı birlikte anıyoruz. Onlara saygımızı, sevgimizi, teşekkürlerimizi sunuyor ve bunu kuşaklar boyunca sürdürebilmek için Başaran'ın dizelerinden güç alıyoruz. Birleşeceğiz. Karanlığı yıkacak ellerimiz. Dünya, kuş ve insan cenneti. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başka yolu yok. Aydınlattığınız yoldan ayrılmadan yürüyeceğiz. Bu söz hepimizin. Saygılarımla. Ben ömrümce köylere gittim. Taşlar arasından, ıssız yollardan. Garip akşamlar içine, tek başına ışıdığı yere okulların. Avuçlarımla yüreğimi götürdüm. Nedir çekisi kişinin? Gördüm, orada gördüm. Eğildim kardeşçe toprağa, yüzlerini çizdim öğrencilerin. Gözlerini yıldız yıldız. Bir umut sardı gönlümü, dağ başlarını ısıttı sevgim. Kepirtepeliler Eğitim Vakfı adına konuşmasını yapmak üzere Sayın İzzet Ongur'u davet ediyorum. Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Yeni Kuşak Köyensüler Derneği Lör ve Şube Başkanım, değerli konuklar. Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüsü'nden yetişen eğitimci yazar Mehmet Başaran'ın anma etkinliğine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizleri Kepirtepeliler Eğitim Vakfı ve Kepirtepeliler olarak gurur duyduğumuz bu toprakların yetiştirdiği emek ve eğitim sevdalısı Mehmet Başaran hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Sevgili konuklar, Mehmet Başaran 25 Nisan 1926'da ilçemiz Lüleburgaz'a bağlı Ceylanköy'de fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulun 3 sınıfını köyünde, üst yanını uzun köprü Gazi Mahmut İlkokulu'nda bitirdi. 1943'te Kepirtepe Köy Enstitüsü'nü, 1946'da da Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü bitiren Başaran, Antalya Aksu Köy Enstitüsü yazın öğretmenliğine atandı. Bu dönemde köy enstitülerine yönelik saldırılar ve suçlamalar giderek yaygınlaşıyordu. 1947 yılında tüm yüksek bölüm çıkışlılar askere alındı. Dönem sonunda çavuş çıkarılan 45 kişi arasında Mehmet Başaran da vardı. Askerlik sonu Balıkesir Edremit bölgesine gezici baş öğretmen olarak verildi. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri döneminde soruşturmalar geçirdi. Adı köy enstitüleriyle özdeşleştiği için sürekli izlendi. İlkokul öğretmenliğine verildi. Önce Gömeç, sonra Edremit Gazi İlkokulu, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Sicil Bölümü memurluğu görevlerinde bulundu. Folklor bölümünde Eflatun Cem Güney'e yardımcı oldu. 27 Mayıs 1960'tan sonra orta öğretime geçti. Kartal ve Göztepe Ortaokullarında çalıştı. 50. yıl Tahran Lisesi'nde yazın öğretmeni olarak görev yaptı. 1979'da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Göztepe Ortaokulu'ndayken bakanlıkça yurt dışına gönderilmesine karar verildi. Tüm hazırlıklar yapıldı ama pasaport verilmedi. Açtığı dava 3,5 yıl sürdü ve olumsuz sonuçlandı. Emekli olduğunda aldığı yeşil pasaportla uçağa bindi, kalkışa 15 dakika kala indirildi. Ancak Berlin Senatosu'nun çağrısı üzerine 1984'te yurt dışına çıkabildi. 3,5 yıl yurt ansiklopedisinde çalıştı. 12 Eylül döneminde iki çocuk kitabı için dava açıldı. Süre aşımı nedeniyle dava düştü. Ayrıca Ceylanköy davasından 11 ay yargılandı ve aklandı.
Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Türkiye Yazarlar Sendikası yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. İlk ürünleri kendisinin de yöneticileri arasında bulunduğu Köy Enstitüleri dergisinde çıktı. 1960'tan sonra Sabahattin Eyüboğlu başkanlığında Tonguç'a kitap hazırladılar. İmece dergisini çıkardılar. Birçok dergide yazan Mehmet Başaran, şiir, anlatı, eğitim ve çocuk kitapları ile ilgili alanlarda birçok eserler vermiştir. 27 Haziran 2015 günü vefat eden, Türk dilini çok iyi derecede konuşan ve yazan, yazım ustası hemşehrimiz Mehmet Başaran'ı saygıyla anıyor, törenimize katılan konukları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Komadı karanlığın ağaları, halk uyansın, ülke çiçeğe dursun. Komadı aydınlıktan korkanlar, terledin, dayattın bizim için. Hey cılavuzlar, kepirler, Hasanoğlanlar. Bugünkü etkinliğimizin bir paydaşı olan Lüleburgaz Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Deniz Balaban Şahin'i davet ediyorum. Sayın katılımcılar, değerli konuklar, sevgili gençler. Bugün Lüleburgaz'da iki değerli eğitimciyi anmak için düzenlediğimiz etkinlikte buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet eğitim tarihimizin en değerli kurumları köy enstitülerinden biri olan Kepirtepe'nin Lüleburgaz'da yaşam bulması hep onurumuz olmuştur. Mehmet Başaran, Lüleburgaz'ın, Kepirtepe'nin yetiştirdiği değerlerimizden biridir. Şiirleri, romanları ve öyküleri kaleminin gücünü nasıl ortaya koyuyorsa öğretmenliği, örgütçülüğü ve halkçılığı da o kadar değerlidir. İsmail Hakkı Tonguç, köy kökenli bir eğitimci olarak köyü ve köylüyü içten tanıyan, Cumhuriyet'in kazanımlarını çok iyi anlayan ve bu yolda yürüyen aydınlanmacıdır. Ülkenin canlanması, devrimlerin eğitim yoluyla köye götürülerek gerçekleştirileceğini çok iyi bilendi. Bugün bu iki değerimizi bir arada anmak için toplandık. Onları anmak elbette değer bilirlilik örneğidir ve hepimizin görevidir. Asıl görevimiz onları kuşaktan kuşağa aktarmaktır. Cumhuriyet devrimlerinin değerini ve başarıları tanıtılmalı, bu değerler korunmalıdır. Değerli katılımcılardan, dinleyicileriniz için zamanınızı fazla almak istemiyorum. İsmail Hakkı Tonguç'u ve Mehmet Başaran'ı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyor. Sizleri Mehmet Başaran'ın bütün karanlıklara inat, içimden pazarlıklı rüzgarlara inat, yolumuz aydınlık bir nehir gibi büyük denizlere doğru akıyor. Ağır ağır dönen dünyamızda dizeleriyle selamlıyorum. Aydın insanın en büyük dayanağı ancak bilim ve sanat olabilir diyen İsmail Hakkı Tonguç'un yolundan yürüyen, aydınlığından yürüyen öğrencilerimizden Bilge Duru Arabacı şiirini okumak üzere sizlerle. Otlar böcekler gibiydik bozkırda, acılarda gökyüzü kadardık. Bizden geçerdi zamanın karanlığı, yorgun öküzler, kara sabanlar da. Unutulmuş, unutulmuş, unutulmuş köylerdik. Sonra sen geldin, nisanlar geldi. Durdu o içimize akıttığımız kan. Yenilendi gücümüz bembeyaz. Köyler babası, halk babası. Bize çalışmaya başladı tarlalar. Komadı karanlığın ağları. Halk uyansın, ülke çiçeğe dursun. Komadı aydınlıktan korkanlar. Terledin, dayattın bizim için. Hey cılavuzlar, kepirler, Hasanoğlanlar. Adın bir destan şafağı işte. Umudu, sevinci büyütüyor okullar. Halk babası, köyler babası. Ha desen horana kalkar milyonlar. Sen Anadolu'sun, halksın, köylersin.
aydın insanın en büyük dayanağı ancak bilim ve sanat olabilir diyen İsmail Hakkı Tonguç ve sonrasında şiirini okuyan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Başaran tek insanın değil, bütün yeryüzünün kalbine ve ruhuna dokundu. Onlar için düşündü, onlar için yazdı. Şiirini okumak üzere Sayın Enver Kenan'ı davet ediyorum. Başaran imececi şiirini sunacağım sizlere. Güçsüzden yanayım kavgada, büyük öfkelerle bilenmiş sesim. Hey diyorum bir dağ başından, yeni piramitlere taş taşıyanlar, ellerim acıdı be. Hey gücünden habersiz orman, biliyorum kör oğlu olunmaz bu çağda. Ama yedi rengin imecesi aydınlık, taşlar bıktı gömüt olmaktan. Bırakın çürüsün yalnızlığında firavunlar. Dokunsak yıkılır korkunun duvarları, çıkar herkes zindanından, eşsiz dolaşımı başlar kanın, benden sana, senden ona. Kutsal bir imecedir yaşamak, bir gök böğürtleni benim sunduğum, evrenin uyumu tadında. Kalsın bencil mutluluk kokmuş odada, hadi toprağın suyun böceğin gittiğine, imece en yoğun sevi. İsmail Hakkı Tonguç, insan olma heyecanını, yaşadıkları enstitü ortamını, yüzlerce öğrenci enstitü sınırları içinde çalışmaya başlayınca, bir taraftan kazma sesleri, bir taraftan motor uğultusu, müzik dersliğinden mandolin sesi duyulur. Hareket, canlılık, neşe, kahkaha her tarafı sarardı. İşlere saldıranların karşısında zorluklar yok olur. Hamle kuvveti tembelliği, uyuşukluğu ortadan kaldırır. Bunların yerine eser yaratma zevki geçerdi. İfadeleriyle aktarır. Dileriz ki günümüzde, günümüz okul ortamlarında da bu coşkuyu yeniden yaratabiliriz. Şiirini okumak üzere Sayın Aysel Tan'ı davet ediyorum. Benim şiirim Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait, Tonguç Baba'ya bir güzelleme. Şu dağın başında bir topgül vardı, eşi görülmemiş bir topgül, katmer katmer açardı. 40 bin köyde 40 bin umut, 40 bin köyde 40 bin tomurcuk, 40 bin adet meyveye vurmuş fidan. Köy okullarımıza nasıl kahpece kıydılar anlatamam. Hey dedi mangal yürekli Tonguç Baba, köy okullarımızı kilim misali ilmik ilmik ören, adını kaç aydın koydu acaba? Mangal yürekli Tonguç Baba, sana Anadolu'nun her yanından kekik kokan, keklik kokan, Cevat Şakir işi, kınından çekilen kılıç gibi bir merhaba. Bir mangal yürekli Tonguç Baba yetmedi bre Şahin Aman, bir Tonguç Baba daha. Mehmet Başaran şiirleri, romanları, öyküleri, denemeleri bizlere büyük bir sonsuzluğu bıraktı. Kendisi ışıklar içinde uyusun. Şiirini okumak üzere öğrencilerimizden Muammer Gözlüklü sizlerle. Kim? Çok özür diliyorum. Hepinizden özür diliyorum. Muammer Bey, şiirinizi de okumak üzere buyurun. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Kaç kez kuşadım buraya, soldu ılgınlar, acılaştı zeytin. Karıştı toprağa hünerli eller, ne Helena, ne Paris, ne Aşil. Karanlık çukurlarda at kemikler, toprağa basarken ürperiyor insan. Kırmızı açıyor hala suskun örende gelincikler, o güzlerin hüznü için. Çağ değişmiş, silahlar da.
sürüp gidiyor hala kuşaklar. Bu kez daha çılgın saldırıya. Hey dağlar, yaralı Rumeli dağları. Bosna direniyor, düştü Srebrenica. Yollara dökülen göçmenlerin gözleri yanmış, yıkılmış kentler. Daha ne kadar sürecek talan? Kazılırken böğründe toplu gömütler, senin ellerin mi bunlar Avrupa? Çırpınırken her çalıda bir yürek, senin gözlerin mi bunlar? Nasıl bakacaksın yüzüne tarihin? Ah, dünya koca bir Troya. Yaşam savunan Hector'u, her yanda sürüklüyor kanlı araba. Ne zaman insan olacak insan? Teşekkür ediyoruz kendisine. Köy enstitülerinde yaşananlar, anılar, gözlemler günümüz eğitimine ışık tutmak adına değerlidir, önemlidir. Anılar yararlıdır. Acılarından ders almışızdır, tatlılarından ise haz duyarız. Söyleşimize başlarken katılımlarıyla bizleri onurlandıran konuklarımızı davet etmeden önce özgeçmişlerini okumak istiyorum. Kenan Kocatürk, 1957 yılında Kırklareli Rize'de doğdu. İlk öğrenimine Gazi Osman Paşa Dobruca İlkokulu'nda başlayıp orta ve lise eğitimini Samalcılar Lisesi'nde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletme İhtisas Programı'nı bitirdi. 1977 yılında girdiği yayıncılık dünyasının çeşitli kademelerinde çalıştı. Kurucusu olduğu literatür yayıncılığının 1988 yılından beri yöneticiliğini yapmaktadır. Jeofizik Mühendisleri Odası, İşletme İktisadi Enstitüsü Mezunları Derneği, Edebiyat ve İlim Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyesidir. 2003 yılı Mart ayında Türkiye Yayıncılar Birliği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Kocatürk, 2017 yılından itibaren de birliğin başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Kocatürk'ü davet ediyorum. Zeki Coşkun, uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Yayın ve iletişim sektöründe uzun yıllar çalışmış, Cumhuriyet, Radikal gibi önde gelen gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Kültür, sanat ve edebiyat alanlarında eleştiri, inceleme ve araştırmalar yayınlamıştır. Belgesel filmler, radyo programları hazırlamış ve sunmuş, sergiler düzenlemiştir. 2001'den bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesidir. Yine aynı üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı ve Çağdaş Sanat Müzecilik Yüksek Lisans programlarında da ders vermektedir. Ayrıca Bilgi, Galatasaray, Maltepe ve Işık Üniversitelerinde özel eğitim kurumlarında da dersler, seminerler vermiştir. Kent tarihi, kültür tarihi, kültür endüstrisi alanlarında çalışmaktadır. Uluslararası Pen Yazarlar Derneği ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesidir. Yayınlanan kitapları Öteki Sivas, Kılıç Artığı, İstanbul Bir Terkiptir, 21. Yüzyılda Sanat. Akademisyen yazar Sayın Zeki Coşkun'u davet ediyorum. Hoş geldiniz. Özgürleşme eylemi, köy enstitüleri ve Mehmet Başaran konu başlığıyla yapacağı sunum için Sayın Kenan Kocatürk'ü dinliyoruz. Buyurun hocam. Buyurun.
Sayın Belediye Başkan Vekilim, çok sevgili davetliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya davet edildiğimizde dedim ki ben hani Mehmet Başaran'la ilgili daha çok onun öğrencisi Zeki Coşkun bizden daha önemli şeyler söyleyebilir. Ben ne söyleyebilirim? Gördüğüm kadarıyla Hazur'un aslında köy enstitüleri ile ilgili belki de bizden daha fazla bilgili olan bir Hazur'um var burada. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Gençler diye demin Günsel Hocam şey yapınca evet gençler, beyaz saçlı gençler olarak biz de buralardayız. Köy enstitüleri herhalde bizim kuşağın taşıyıcılığıyla devam edecek olan bir mesele. Ben deminki özgeçmişimi okurlarken şöyle bir şey oldu, etkilendiğim. Rahmetli annem öğretmenleri tarafından köy enstitüsüne seçilip Kepirtepe'ye gönderileceği zaman gene rahmetli dedem kız çocuğu niye okusun deyip göndermemiş. Köy enstitüsü deyince, Kepirtepe deyince de bizim ailenin içerisinde bir ah çekilir. Rahmetli annem hep böyle bir ah çekerdi. Kendisi okuyamadı ve Kepirtepe deyince aslında belki bütün Trakya'da o dönemin çocuklarının hayal ettiği, hedeflediği ve okumak istediği en önemli yerlerden bir tanesi. Kepirtepe demek, burada güneş demek. O güneşin ışığında okumak, o güneşin ışığında olmak isteme meselesi çok önemli. Gene köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin elinde yetişmiş olan insanlarla beraber bir köylü çocuğu olarak İstanbul'a ilk göç eden, ilk İstanbul'un ilk işçileri olarak İstanbul'un iki tane işçi semti var. Bir tanesi Zeytinburnu, bir tanesi Taşlıtarla. Şimdi adı Gazmanpaşa oldu. Ben Taşlıtarla'da büyüdüm. Taşlıtarla'da büyüdüğümüzde bele kadar çamur içinde okullara giderken Sağmacılar Lisesi'nde ilk okuldan sonra ortaokula gittiğimizde Sağmacılar Lisesi'ne gittik. Şimdi Taşlıtarla dediğimiz yer demir döküm, Erka Balata, Gızlevet, efendim o dönemin bütün büyük grevlerinin yapıldığı ve o bütün o dönemin bütün büyük grevlerinin işçilerinin oturduğu semtlerdir. Taşlı Tarla ile Zeytinburnu, ama Taşlı Tarla öyleydi. Şimdi grev deyince bizim bildiğimiz bir şeydi. Grev, hani Bereç grevini hatırlarım. Bereç grevinde lockout ilan edileceği zaman işçilerin greve de artık dayanamayacakları bir zaman geldiğinde tam grev kırıcılığı olacağı sırada bizim komşumuz Boşnak Raziye abla, işçiler kendi aralarında tehlike temsilcileri konuşup hani grevi artık durduralım, 47 gün oldu, açlıktan beter olduk dediklerine grev kuracağı zaman Boşnak Raziye abla, çok affedersiniz, pembe pazen donunu çıkarıp erkeklerin önüne atıyor. Erkek misiniz lan bunu giyin diye. Şimdi böyle bir sokağın içerisinde böyle büyük işçi grevlerinin, direnişlerin olduğu bir sokakta yetişen biri olarak 1969 galiba yanlış hatırlamıyorsam Aralık'ın 16, 17, 18 ya da 15, 16, 17, 18 Aralık'ta orta birinci sınıftayız. Öğretmenlerimizin grev yaptığını duyduk. Hayır, işçiler grev yapıyor da öğretmenler nasıl grev yapacak? Şaşkınlık içindeydik. Şimdi o öğretmenlerin grevi sırasında işte köy enstitüleriyle tanışmamızın birinci meselesi annemizin Kepirtepe'ye gönderilmemiş olması. İkincisi de o dönemin öğretmenleri içerisinde gene Kepirtepe mezunu, ne büyük şans ki kulakları çınlasın, Tahsin Çayır hocam benim hocam. Eşi Emine Çayır, o da Kepirtepe mezunu rahmetli. O da Türkçe öğretmenimizdi. Onların grev yaptığını ve grevde de bu işin başında Türkiye Öğretmenler Sendikası'nı çektiğini söylediler. Yani bir sendika, işçi sendikaları biliyoruz ama Öğretmenler Sendikası, TÖS, onların çektiğini öğrendik. Meğer sondan yıllar sonra öğreniyoruz ki TÖS'ün başkanı Fakir Baykurt, başkan yardımcısı Tahsin Çayır, aynı zamanda İstanbul'un TÖS'ün şube başkanı. O öğretmenler grevi sırasında öğrendik ki aslında bizim şansımız ama öğretmenlerimizin şanssızlığı, bizim gibi gecekondu semtinde yarı bele kadar çamur içindeki olan yere hepsi sürgün gelmişler. İtilmiş, bakılmış öğretmenler sürgün olarak şeyin Taşlı Tarla'nın kenarındaki Sağmacılar Lisesi'ne öğretmen gelmişler. Bizim şansımız, şundan şansımız diyorum, mezun olduğumuzda 1976 ya da 77'de
Benim sınıfımdan 37 kişi mezun oldu. 37 kişinin 36'sı da Türkiye'nin en iyi üniversitelerine girdiler. Bir tanesi evlendiği için girememişti. Sonradan öğrendi ki o da girmiş. Şimdi bunu anlatma nedenim, fırsat eşitliği dediğimizde, eğitimde fırsat eşitliği bu ara çok konuşuluyor. Fırsat eşitliği dediğiniz, gecekondu semtinden mezun olan çocukların aynı zamanda her türlü iyi eğitimi, ortalama bir iyi bir eğitim alarak da üniversitelere girdikleri şeydir. Şimdi bazen eleştirirler, ya kapkara önlükler giydiriyorlardı. Evet, eşitlemek için o kapkara önlükleri giydiriyorlardı. Zenginle yoksulun eşitlendiği tek yer o kara önlükler. O kara önlükleri giydiği için insanlar eşitleniyordu. Yani o önlükler belki bizi eşitliyordu ve o eşitliğin içerisinde de benim sınıf arkadaşlarım içinde Rauf Orbay'ın torunu da var. Bir üniversiteye gittiğimde konuşurken dedim ki Digor ne bilen var mı arkadaşlar? Kimse bilemedi. Digor şimdi Ardahan'ın o dönem Kars'ın küçücük bir ilçesiydi. Digor'dan benim sınıf arkadaşım vardı. Ardahan'dan sınıf arkadaşım vardı. Tunceli'den sınıf arkadaşım vardı. Bunu anlatma nedeni Cumhuriyet'in iki aydınlanma hareketi var. Bir tanesi tercüme bürosu, belki Zeki hocam daha iyi bilir. Tercüme bürolarıyla dünya klasiklerinin çevrilmesi ve aydınlanmanın birinci kısmı o. İkinci kısmı köy enstitüleri. Köy enstitülerinde yaparak, yaşayarak öğrenen insanların kendi köylerine gidip köylerinden kalkınmanın olduğu ve göçün de olmayacağı, orada bütün üretimin olacağı, kooperatifinden tutun tarımına, yapıcılığından tutun marangozluğuna kadar her türlü şeyin köyün içinde çözüldüğü ve orada üretimlerin yapılıp bu kooperatifler yoluyla da üretimle göçün olmadığı bir dünya düşünün. Yani sadece bir eğitim hamlesi gibi konuşuluyor bazen. Bence sadece eğitim hamlesi değil. Bazen de şöyle eleştiriliyor. Ya küçücük çocuklara taş taşıtmışlar. O çocuklar şeylerini yapmışlar, işliklerini, okullarını yapmışlar. Bu faşizmdir. Niye böyle şeyler yapıldı diye eleştiriler var. Ama bunun bir model olarak yaptıklarını koruyordukları ve değerli kıldıkları bu mesele yüzünden de orada olmuş olmalarının kimse hesabına katmıyor. Bugün baktığımızda evet bu ağır bir mesele olabilir ama mesela Fakir Baykurt'un anılarında okudum ben. Upuzun bir yerden su getirecekler. Taşları kıra kıra getirecekler. Fakir Baykurt işin kolayına kaçırıyor. Bir metre kazılması gerekiyor. O 50 santim kazarak yırttığını düşünüyor, yakalanıyor. O 50 santim kazılmasının nedeni o toprağın da verimli halde işlenmemesini getirdiği için tekrar ona kazdırıyorlar. Yani tarımın ne şekilde yapılacağını, meyveciliğin ne şekilde yapılacağını, ben bir Trakya çocuğu olarak köyüme gittiğimde ne şekilde aşılar yapıldığını, hayra o eskiler kendi geleneklerine değil, o köy öğretmenlerinin onlara öğrettikleriyle o aşıları yaptıklarını ve bugün meyve bahçelerindeki şeyi görüyorsunuz. Tabii bu kurulma meselesini Mehmet Başaran'a getireceğim sözü ama köy enstitülerinin kurulması meselesi belki Tonguç'la başlayan bir eğitim hamlesi ve bugün Danimarka'nın benim bildiğim, aynı zamanda efendim ben Uluslararası Yayıncılar Birliği'nde yönetim kurulundayım. Çok ilginç bir şey oldu. Belki Zeki ilginç gelebilir. Danimarka Yayıncılar Birliği Başkanı arkadaşım Jürgen geldi bana dedi ki ya sizin bıraktığınız bir köy enstitüleri deneyimi varmış. Bizde de adı öyle değil ama ona benzer bir eğitim hamlesi yapıldı 1960'larda, 65'lerde ve onun etkisiyle ben de çok etkilendim ve onunla beraber büyüdük dedi. Şimdi bu aslında bizim ne yarattığımız ve yarattığımız değerin ne kadar önemli olduğunu göstergelerinden bir tanesi. Demin Günsel Hocam söyledi, işte bir şeyin içerisinde eğitimci olarak Türkiye'den girmiş tek insan diye. Şimdi bir Hasan Ali Yücel'iniz var. Bir Tonguç'unuz var. Şimdi şövenlik yapmayayım ama suyun bu yakasındaki insanlar dediğinizde Türkiye topraklarında önemli bir cumhuriyetin kurulmasında ve bu yapısal sorunların çözülmesinde Tonguç da bu toprakların suyun bu tarafından gelme. Başaran da öyle. Hasan Ali Yücel'i bilmiyorum. Belki Zeki Hocam Karadenizli. Neyse. O da yani suyun bu tarafı gelir. Bu taraftan. Şimdi bu hamle ile beraber köy enstitüleri kuruluyor. Ben burada köy enstitülü yazarların kitapları yayınlamaya başladıktan sonra bugün getirdim burada. Mehmet Başaran'ın Özgürleşme Eylemi Köy Enstitüleri kitabını
okumayanlar varsa teorik temelini, köy enstitülerinin neler yaptığını, nelerin geliştirildiğini ve hangi hamlelere şey olduğunu burada yazıyor. Ama esası şu, köy enstitülerinin yetiştirdiği, öğretmenlerin yetiştirdiği insanlar Türkiye kültür ve sanatına, sanayisine, burada yeni bir şey yapıldıysa, bir hamle yapıldıysa mutlaka ve mutlaka %70'ler civarında benim gördüğüm köy enstitü kökenli öğretmenin dokunduğu, yetiştirdiği insanlar tarafından olmuş. Özgürce düşünmüş, yaratıcı fikirleri geliştirmiş insanlara baktığımızda bu merhalelerden geçmiş, köy enstitü öğretmenlere dokunmuş, öğretmenlerin dokunduğu insanlar olduğunu gözlüyorum ben. O anlamda önemli bir kuşaklar yetiştirilmiş ve Türk edebiyatının da, Türk sanatının da içinde çok anlamlı ve değerli insanların oralardan geldiğini görüyoruz. Şimdi 2005 yılıydı. Zeki arkadaşım bana belki destekleyici ya da bu daha iyi bilebilir. O benden daha fazla kültür dünyasının içinde. 2005 yılında Fakir Baykurt'un kitaplarını yayınlar mısınız dediğimde kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Fakir Baykurt demek Türkiye köy enstitülerinin en iyi yetiştirdiği, en iyi edebiyatçılardan. Tabii elbette öbürlerine kıyaslayarak bu anlamda söylemiyorum ama damgasını vurmuş olan yazarlardan bir tanesiydi. Onunla başlayan, bir düşündüğümde dedim ki biz bu işi becerebilir miyiz acaba? Yani ve öyle bir hale gelmişti ki edebiyat tarihi açısından belki Zeki söyleyebilir. Kemal Tahir'in Bozkır'daki Çekirdek'le beraber Atilla İlhan'ın da köy romanı diye aşağıladığı bir dönemin içerisinden gelmiş edebiyat tarihimizde bir yer var. Bozkır'daki Çekirdek, Kemal Tahir'in, Tahir Alango'nun anlattıklarından yazdığını söylüyor. Ben bunu Mahmut Makal'a sorduğumda, Tahir Alango Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde ahlaki davranışlarının, kız öğrencilerinin yaptığı ahlaki davranışlarının kovulmuş bir adam. Onun öfkesiyle gidip anlattığı yalan yanlış bilgilerle Kemal Tahir, Bozkır'daki Çekirdek diye biraz köy enstitülerini aşağılayan, onu eleştiren, ağır eleştiren kitaplar yazılmış. Arkasından tabii Atilla İlhan da bir dönem bu aydınlanmacı yazarların, köy enstitülerinin, rahmetli Mahmut Makal'ın Bizim Köyü 1950'de yayınlandığında başka bir şey oldu. Hani köyle ilgili bizim bildiğimiz geçmişteki köy romanlarından hani en iyilerini hatırladığımız Yaban, Yakup Kadri ile beraber başlayan Yabanlar, onun öncesinde de vardır ama köy enstitüleri ile ilgili o kuşak yazdıklarıyla da Türk edebiyatını etkilemeye başlamışlar. Yılanların Öcü ile başlayan Fakir Baykurt'un, Bizim Köy ile başlayan Mahmut Makal'ın, Mahmut Makal'ın Bizim Köy'ü 20 dile çevrilmiş. Öyle destekler falan yok, kendi kendine çevrilmiş. Bu çok önemli bir şeydir. O zaman köy enstitü kitap yayıncı yazarların yayınlanması meselesini çok kafa patlattık. Sadece bir kişinin meselesi değil ama bulduğumuz bir cümle vardı. Unuttuklarımızı hatırlamak için diye bir slogan bulduk. Gene Zeki'nin de, Zeki hocamın da çok yakın arkadaşı, benim de rahmetli bir deli ormanlı, Balkanlı olan Mithat Çınar, çok büyük bir tasarımcıydı. Kenan dedi, biz öyle bir şey yapalım ki bu köy romanı diye aşağılanan bu yazarları tasarımıyla, yani içerikleri zaten sağlam ama kapak tasarımları, öyle bir şey yapalım ki herkes parmak ısırsın. Yapar mısın dedi, yaparım. Deneysel bir çalışmaydı. Şimdi bu kitapların hepsine baktığınızda Fakir Baykurt'unkilerini getirmedim ama bir varak yaldız dediğimiz beşinci renkle yaptık ve Fakir Baykurt'un ya da resimler mozaik boyalarla yapılmıştır. Çok emek harcanmıştır. Bu kitapları yayınlayacağımız zaman Zeki hatırlar. Ya sen dediler mezarlığa yatırım yapıyorsun kardeşim, bu kitapları bastığında elinde kalacak, satamayacaksın, batarsın meselesi olduğunda dedik ki ya bu ülkeye bizim borcumuz var. Ben hala öyle düşünüyorum. Talip Papaydın'ın bir yazısında ve kendisiyle de sohbetimde bizim bu ülkeye borcumuz var kardeşim dedi. Bu ülkeye borcumuz olduğu için bu kitapları yazdık. Bu borcumuzu ödeyebildik mi bilmiyoruz dediğinde şimdi onların yaptıkları, hele hele o baskıcı dönemler içerisinde kitapları yazarken cümleyi 40 kere düşündükleri, yargılanmamak için, soruşturma geçirmemek için 40 kere düşündükleri insanların kitaplarının unutulmaması için tekrar basılması meselesi onların borcunun yanında bizim yapacağımız şeyin lafı mı olurdu yani? Hiç değildi.
O anlamda köy enstitüleri meselesine baktığımızda, yine geriye dönüp bir tarih yapacağım. Bu köy enstitülerini kuran irade neyse, bu köy enstitülerini kapatma iradesini gösteren de aynı iradenin olması çok yazıktır. Şimdi bu üstü geçilir bunun. Köy enstitülerini kuran İsmet Paşa'dır. Kapatma kararı alınan İsmet Paşa'dır. Kimseyi aklamanın anlamı yok. Tarihten ders çıkartacaksak İsmet İnönü bu köy enstitülerinin kurulmasını sağlamış, Hasan Ali Yüceli, Tonguç oraya getirmiş. Ama 46 seçimlerinden sonra etrafının ne şekilde olduğu meselesi ayrı. Ama kapatma kararını onlar alıyorlar. Hasan Ali Yüceli, Tonguç'u görevden alanlar gene o iktidar. 50'de bir fiil kapatması Demokrat Parti'nin yaptığı bir şeyse onu Menderes'e yıkmanın anlamı yok sadece. Bunu söyleme nedenim şu. Bunu ben Mahmut Makal'a sordum. Ya böyle bir şey olmuş da siz ne diyorsunuz? Bunu sormadınız mı hiç İsmet Paşa'ya diye. Şimdi Fakir Baykut'un anılarında İsmet Paşa ile karşılaştıklarında bir soğuk bir şeyi anlatır kendisine. Ama Mahmut Makal'a sorduğumda sormadınız mı dedim bunu. Mahmut Makal şöyle anlattı. 1950'de tercüme bürosundaki görevinden ayrılan, 50'den önce ayrılan Yaşar Nabi Nayır, Varlık Yayınları'nı kurduğunda Türkiye'nin en büyük yayıncılarından biridir. Mahmut Makal'ın ona gönderdiği bir öğretmenin notları adı altında peyderpey gönderdiği notlarını Bizim Köy diye kitap olarak bastığında bir Şubat ayında Niğde'de öğretmenlik yaptığı köyünden alınıp hapse tutulmuştur. Ben farkısını anlatacağım. Mahmut Bey başkasını anlattı. Hapse tıkılıyor. Seçim, yani birazcık havalar şey olunca seçimlerden bir ay önce serbest kalıyor. 1950 seçimlerinde Celal Bayar Demokrat Parti iktidara geldiğinde Celal Bayar köşke davet ediyor. Kendisi anlattı bana. Hatta diyor ki ya boş ver sen bunları bak. Sen de köyünü anlat, ben de köyümü anlatayım. Onun anlattığı köy başka. Celal Bayar'ın Gemliğin üzerinde anlattığı köyü başka. Çay içiyorlar ve diyorlar ki gel sen bizim adamımız ol Mahmut. Mahmut Efendi. Mahmut da değil mi? Mahmut Efendi. Kendisinin de şeyi yok. Mahmut Efendi tabi onların adamı olmuyor. Ama kitabı dilden dile yayınlanıyor. Bunun anlatma nedenim şu. Köy enstitülerinin Fakir Baykurt'un anılarında Özüm Çocuktur kitabını okuyup da ağlamayanı ben görmedim. İkinci romanı, yani o öz yaşam öyküsünün 8 ciltlik şeyinde köy enstitüsü delikanlı meselesini yazdığındaki şeye baktığınızda köy enstitüsünün kapatıldıktan sonra nasıl baskılar yaşadıklarını, öğretmenlerinin görevden alındığını, hapse tıkıldığını, kendilerini bir şekilde soruşturmalar geçirdiğini yazdıkları şeylerin hepsini var. Şimdi bunu niye anlattım, söylediğim şey şu. Bütün çocukların hepsi kitap okumaları var, derslere katılmaları var. Cumartesi günleri eleştiri yapabilme hakları var. Öğretmenlerini dahil herkese eleştirebiliyorlar. Bütün bunlarla beraber bir özgüveni olan bir öğretmen nesli yetiştirmişler. Şeyin kitabında da var burada, Mehmet Paşa'nın da. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bir öğretmen kaymakamlığa gidiyor. Kaymakam diyor ki bugün gitsin yarın gelsin. Öğretmen gitmiyor. Senin işin yok diyor. Beni niye bugün git yarın gönderiyorsun? Şimdi öğretmenden hesap soran bir nesil, pardon kaymakamdan hesap soran bir nesil gelmiş. Yani kim ister böyle bir şey ya? Otoriteye kafa kaldıran ve otoriteyi göreve davet eden bir şey. İkincisi tabii toprak ağalarının hani İsmet Paşa'ya şeyi söylemiş Emin Sazak. Ankara'dan trene biniyorlar, Eskişehir'e geliyorlar. Bozuyu gelmişler. Emin Sazak demiş ki şey İsmet Paşa'ya hala benim topraklarımda geçiyoruz. Bakalım nereden diyor. O toprak ağalarının baskısıyla köy enstitülerinin kapatıldığını söylüyorlar. İsmet Paşa da demiş ki etrafımı gericiler sardı demiş. Mahmut Makal'a. Şimdi bu koşullar içinde köy enstitüleri kapatılmış. Ama arkasından öğretmen okulları gelmiş. Onun estirdiği şeyle bu deminki yetiştirdiğimiz insanların topluma hizmet eden bu insanların yetişmesiyle beraber Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Dursun Akçam, Ümit Kaftancıoğlu, Osman Şahin, Osman Bolulu gibi Behzat Ay var. Şimdi bütün bunlar Türk Edebiyatı'na damgası vurmuş insanlar. Yılanların Öcü filme çekildiğinde yasaklanıyor.
Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığına çağırıyor Fakir Baykurt'u. Beraber izliyorlar filmi. Ve diyor ki bunda yasaklanacak bir şey yok. Ama yılanların öcünde ne diyor? Bugüne getirelim şeyi. Halası diyor ki şeye, Fakir Baykurt'ta ya da Razca oğluna Karabayram'a pısma Karabayram diyor, pısma. Yani korkma. Halası da diyor ki hani öğretmenlikten atılırsa Fakir Baykurt kalemini diyor sivrelt de yaz yeğenim, sivrelt de yaz diyor. Biz sana bakarız diyor. Nasıl olsa bulguru da göndeririz, tarımı da göndeririz. Böyle bir neslin yetiştirdiği şeyin içerisinde Türk edebiyatına damga vurmuş bir nesil var. Eğitime damga vurmuş bir nesil var. Bu çerçevede baktığımızda edebiyat tarihi açısından mesela Atilla İlhan diyor ki bu köy romancıları da çok oldu. Rahmetli Yaşar Kemal, Talip Papaydın'ın kitaplarını da yayınlayacağımızı öğrendiğinde bana dedi ki bu Atilla İlhan'dan çektiğimizi kimseden çekmişim. Atilla İlhan dediğimiz şiirlerini okuduğumuzda değil mi? Bizi alıp başka yerlere götürüyor. Ama bir dönem bu toplumcu aydınlanmacı yazarların kitaplarının binlerce basılıp satılıyor olmasından rahatsızlık, nasıl bir rahatsızlık duydular ben bilmiyorum. Belki Zeki daha iyi bilir. Ama ona rağmen Yaşar Kemal'ler, Orhan Kemal'ler, Fakir Baykurt'lar bunların hepsi aynı damardan gelmiş insanlardır. Mahmut Makal'ın kitabını Fransa'da da yayınlayacakları zaman Edition Plon'un editörleri diyorlar ki ya böyle bir köy olamaz. Bu kadar yoksul, bu kadar zorluklar içinde yaşanan bir köy olamaz. Gene rahmetli Ara Güler'e bir para veriyorlar. Ara abi gidiyor şeyi çekiyor. Niğde'deki köyü çekiyor. Şeyin Mahmut Makal'ın Mahmut Efendi'nin köyünün fotoğraflarını çekiyor. 1950'de yazılmış kitap. 1964'te Mahmut Efendi'nin köyüne gitmiş Ara Güler. Fotoğrafları çekmiş. Edisyon Plon o fotoğraflarla basmış bizim köyü. Ben de kitabı yayınlayacağımız zaman Mahmut Makal'ın kitabını Ara Güler abiye gittim. Dedi ki ya bunun bir telifini verelim bu kitapların şeyini, fotoğraflarını şey yapalım. Ara abi sağ olsun. Evet derdi ama parayı da severdi sağ olsun. Gönlünü de kırmadı. Tabii Mahmut Makal'a baksan git ara versin yap dedi. Olmaz dedi. Telif hakları diye bir derdimiz var. Kitabı o halde yayınladığımızda bugün hala satışta olan kitabın fotoğraflarına baktığınızda orada bir gelin fotoğrafı var. Bir, yani başlığı olan ve altınları sıra sıra burada duran bir gelin fotoğrafı var. Rahmetli Mahmut Makal bana dedi ki ya bu gelin kaç yaşında Kenan bir baksana dedi. Fotoğrafa baktığınızda bir 55-60'larında bir gelin görüyorsunuz. Dedi ki 32 yaşında. Şimdi kitap elinde olanlar bir kere daha baksınlar o fotoğrafa. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. O köyler orada duruyor. Şimdi bugün de tartışılan şey şu. İki şeyle bağlayacağım sözümü. Çok uzattım. Bir tanesi deniyor ki köy edebiyatı bitti artık yazılamaz. Şimdi ben bir Trakya çocuğuyum. İstanbul'dan Isırancı'yı geçerek benim köyüm Mize'nin eteklerindeki Isırancı eteklerine geldiğimde ormanların talan edildiğini, taş ocakları ve çimento fabrikaları talan edildiğini, köylülerin 15 kişi çalışacağız diye oralarda çalıştırarak o doğalarının yok edildiğini. Ne yazık ki benim köyümde kadınlar kadar cesur değil. Kadınlar bizim çarşaflarımız toza bulanıyor diye kamyonların önüne geçip şoförleri dövmeye kalkıyorlar. Bu talana dur demeye çalışıyor. Bunun romanı yazılmaz mı? Yazılır. Zeki daha iyi bilir. Hikayesi yazılmaz mı? Yazılır. İkinci mesele, köy enstitülerinin anma meselesi, bunu çeşitli toplantılarda da söyledim, burada da söyleyeyim. Herhalde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin her yıl 17 Nisan'da köy enstitülerini anıyorlar. Bu anmaların nostaljik anmanın dışına çıkması gerekiyor. Nostaljik anmanın dışına çıkmasından kastım, bugün de uygulanabilirliği tartışılabilir. Bugün uygulanabilirliğinden kastımız nedir? Zeki hocam üniversitede hoca, içler acısıdır belki anlatır şimdi. Öyle bir nesil yetiştiriliyor ki, eğitimin içine öyle bir duman ettiler ki, şimdi taşımalı eğitim sistemi adı altında Trakya'nın köylerinde okulları kapattılar. İçim acıyor benim böyle o eski cumhuriyetin binbir güçlükle yaptığı köy okullarının binaları böyle pırıl pırıl duruyor. Onlar kapanmış, taşımalı sistemle kasabalara taşınıyor öğrenciler. Buna bakıldığında teorik olarak insanın kulağına hoş geliyor. İyi, ne güzel. İyi baba da her köyün içinde bir tane imam var. İmamlar köylerin içinde
Ama öğretmenler köylerde değil. Diyorlar ki işte öğretmen artık köyde yaşamak istemiyor. Olur mu? Doğuda bir sürü gencecik insan çalışıyor. Niye buralarda dolmasın? Yani imamlara teslim edilen köyler var. Ama öğretmenlerin özlük haklarının ötesinde öğretmen yetiştirme meselesi Türkiye'nin tartıştığı mesele. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk benim katıldığım bir toplantıda köy enstitüleri deneyini yok sayamazsınız dedi. Herkesin böyle ağzı iki karış açık kaldı. AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanı köy enstitülerinin deneyinin yok sayılamayacağını, eğitim fakültelerinde yetiştirdikleri öğretmenlerle eğitim hamlesinin yapılamayacağını, rekabetçi bir nesil yetiştirilemeyeceğini anlatıyorlar. Şimdi okuduğunu anlamada Türkiye PISA sınavları sonuçlarına baktığınızda bizim çocuklarımız 42. sırada okuduğunu anlamada dünyadaki 72 ülke arasında. Ne demek bu? Okuma kültüründen gelmeyen çocuklar, kitap okutulmayan çocuklar, bugün dijital şeye, ekran bağımlılığına düşmüş çocuklarımız var. Bunların eğitimin önünde kafa patlattıkları bütün eğitimcilerin nasıl çözeceğimiz dediğim şeyler geçmişte çözülmüş işte. Unuttuklarımızı hatırlamak için dememizin nedeni o. Orada duruyor o deney. Çok haklı şekilde duruyor ve bugüne iktidar olacaksanız, iktidara geldiğinizde ne yapacağınız eğitimle ilgilenildiğinizde geçmişte var baba ne yaptınız orada duruyor işte. Al onu bugüne taşıyabileceğin şeyini yap. Bugünün temel meselesi hem bu eğitimdeki meselelerin çözümünde hala burada köy enstitülerinden ve öğretmen okullarından alacağınız deney var. Orada duruyor. İkincisi de köy edebiyatı bitti diyenlere de hala köyün de yazılabilecek önemli meselelerin olduğunu, kooperatifçilikten tutun bir sürü şeyin. Bugün İsrail'in tohumlarına terk edilmiş bir tarım var. Bitirilen bir tarım var. Bütün bunlarla ilgili yazılacak konu yok mu? Var. Ama buradaki mesele bir Orhan Kemal, bir Fakir Baykurt, bir Mahmut Makal, bir Mehmet Paşa'dan niye çıktı? O topraklarda olduğu için, onlardan kopmadıkları için, oralarda öğretmen olarak gözledikleri için onlar çıktı. Ben Mehmet Paşa'nın bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerdir. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum bir Trakya çocuğu olarak da. Bu kadar mı değerlerimize sahip çıkmıyoruz ya? Burada mesela gözlerim yaşıyor. Mehmet Paşa'dan parkı var. Ne mutlu. Lüleburgaz Belediyesi buna sahip çıkıyor ama bütün Trakya'nın sahip çıkabileceği bir değer. Şimdi şu Ahlat Ağacı şiir kitabı, başka şiir kitapları da var ama Zeki Coşkun arkadaşım daha iyi anlatır. Ahlat Ağacı şiir kitabının hangi şiirini okusanız içiniz ürpermez. Şimdi bunları yayınlamakta şimdi bazen soruyorlar. E satıyor mu ki? Ne önemi var ki? Kaldı ki onlara cevap da veriyoruz yani. Bütün bu yaptığımız yayıncılığın bir değeri var, bir anlamı var. Hem yeni kuşak köy enstitüleri, hem bu öğretmenler çocuklarına hikayelerini anlatıyorlar. Ve bu insanların, ben İzmir Kitap Fuarı'na Talip Papaydın'la Mahmut Makal'ı çağırdığımda sene 2008, ikisi de titreyerek ve korkarak geldi. Ya acaba bizim dinleyen olur mu? Acaba bizim gelenimiz gidenimiz olur mu diyor. Aslında ben de korkuyordum. Yani bir yazar açısından Zeki daha iyi bilir. Bir masaya oturup imza için beklemek kadar ağır bir şey olamaz. Evet, bize küçük bir salon vermişlerdi. Mahmut Makal konuşurken taşlı salon merdivenlere kadar. Mahmut Makal köy enstitülerini anlattı. Nasıl kurulduğunu, kendisinin pantolonunda 17 yamayla köy enstitüsüne girdiğini ve oradan çıktığını anlattı. Sonra da nasıl kapatıldıklarını, hazine öyküsünü anlattı. Arkasından Talip Apaydın geldi. Kulak rahmetli Senur Sezer ablayla, Adnan Özyalçınar'la beraber konuştular. Çok ilginç bir şey oldu. Bizim köyün ilk baskısını bir öğretmen babasından aldığı kitabı getirdi imzaladı. Mahmut Makal ağlayacak gibi oldu. Talip Apaydın'ın Sarı Traktör kitabını ilk baskısını getirdiler. Talip abi de ağlayacak gibi oldu. Talip abi çok duygusal bir insandı. Ben onun kapısını açtığımda Talip Apaydın sizin kitaplarınızı yayınlamak istiyorum dediğimde ağladı. Ve Talip Apaydın bugün birçok türkünün de derleyicisidir aslında. Tren gelir, hoş gelir, ley ley lümüley türküsünün kaynak kişisidir. Bana da dedi ki evladım bu kapıdan dedi bugüne kadar 15 yıldır yayıncı gelmedi. Ama o kitapları basılıp dağıtılıp insanlarla buluştuğumda Adnan Bin yazarla birlikte Adana Kitap Fuarı'nda gene kitaplarına buluştuğunda köy enstitülerini anlattığında o salonlar doldu taştı. Ben bu ilginin olduğunu görüyorum. Yayıncısı olduğumdan dolayı söylemiyorum.
Mehmet Başaran'ın da yani bu serinin içinde eksikliğini biliyordum. Kulakları çınlasın, Tahsin hocamı aradım, dedim ki Mehmet Başaran'ı da yayınlayalım. Tam o aracı olduğunda Mehmet Başaran rahatsızlandı ve aramızdan ayrıldı. Ama sonradan ben kızını bulduğumda, sağ olsun Zeki Coşkun da demiş ki ya kitapları yayınlayacaksanız köy enstitülerini yayınlayan literatür yayınları var, oradan çıksın. Burada yapmaya çalıştığımız şey köy enstitülerinin unutulmaması ve o değerlerin unutulmaması, ama değerlerden kastım bizim aldığımız değerler. Hani biz yamalı gezdik, başkasının malına el uzatmadık. Ahlak dediğimiz şeyi böyle öğrendik. Eğitimde de öğrendiğimiz şeylerle beraber bir yere kadar geldik. Dolayısıyla onlardan aldığımız değerler, aslında bir değerler sisteminden söylüyorum. Bu değerler sistemini bugüne taşımak ve bunu korumak ve bugüne getirmek de gelecekteki siyasi partilerin de görevi olduğunu, sadece bunun yeni kuşak köy enstitüleri derneği ya da köy enstitüleriyle ilgili gönül vermiş insanların değil, bu anlamda da Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünerek altını çiziyorum. Lafı çok uzattım ama buraya bir takım notlar almıştım. O notları da aktarayım diye düşünüyordum ama böyle konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Buraya getirdiğim kitapları da var ama Mehmetçik Mehmet romanı mesela benim ilk okuduğum romandır Mehmet Başaran'ın. Hani demin söylediniz ya, çavuş çıkarılarak asteğmenlik hakları elinden alarak gönderilenin romanları da burada. Ama ilk kitabı olan Çarımı Yitirdiğim Tarla, Ağlat Ağacı mıydı? Ben roman olarak belki de. Tabii böyle akademisyenin yanında konuşmak öyle kolay değil. Adam. Ama bu kitapların içerisinde hoş bir şey daha var. Bütün bu gördüğünüz resimler, sevgili kızı Filiz Başaran çok önemli bir sanatçıdır. Onun resimleriyle babasının kitaplarını yayınladık. Bunlar da yerini buldu, bulmaya da devam edecek. Ama esas önemli Trakya'nın Mehmet Başaran'a sahip çıkması gerekiyor. İki, rüzgar buradan eserse köy enstitülerini yaşatmak da bugüne taşıyabileceğimiz önemli eğitim hamlelerinden bir tanesidir. Romanlarını yazmak da herhalde bu topraklardan çıkacak olan gençler varsa onlar da romandan yazar. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum, beni dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Kenan Kocatürk o kadar çok zeki dedi ki, küçüldüm, yerin altına gireceğim, yüzüm kızardı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum bu saatten sonra. Çünkü çok sipariş verdi. Yani her biri için bir 10'ar dakika ayırsam gece saat 12'yi buluruz. Hazırsanız başlayın. Ben de Kenan Kocatürk gibi sevgili arkadaşım, izninizle Kenan diyeceğim eğer uygun bulursam. Bir şeyler hazırladım. Ama onların hepsi çöktü şu anda. Sadece bir şey, yani başlık olarak aklınızda kalmışsa diye söyleyeyim. Şu insansız eğitim modeli için bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'nin gerçekten UNICEF, yani Birleşmiş Milletler'in eğitim dairesi biliyorsunuz ve UNESCO eğitim kültür bölümü. Bu ikisinin de onayıyla, sadece bizimkilerin övünmesi, kasılması vesaire değil, eğitim tarihine geçmiş olan bir katkısı var. Faye Kirby, Amerikalı bir araştırmacı, Columbia Üniversitesi'ndeki doktora tezinin adı bir eğitim mucizesidir. Doğrudan doğruya köy enstitüsünü konu eder. Belki de UNICEF'in filan bir şeyi, dikkatini çekmesi oradandır. Bizimkiler götürmediler oraya çünkü. Kirby 1950'li yıllarda yapmıştı bu çalışmayı. Yani köy enstitüsü kapatıldıktan sonra 50'lerin ikinci yarısı. Çok mutlu bir şeyi, şu anda pek bilinmeyen bir şeyi paylaşayım sizinle. Enstitüler uluslararası alanda hala akademik çalışmanın konusu. Bundan 2 yıl önce İngiltere'de bir yüksek lisans çalışmasında
Köy Enstitüsü'nün toplumsal yaşama katkısı konulu bir yüksek lisans tezi yapıldı. O yüksek lisans tezini hazırlayan Hasan Ali Yücel'in torununun çocuğu, yani Cihan Yücel'in torunu. Ben de hastaya kadar katkıda bulundum, onun için mutluyum. Böylece Başaran Hoca'ya ve enstitülere borcunu kısmen de olsa ödemeye çalışıyorum. Türkiye'nin bir mucizesi daha var, güncel mucizesi. Galiba yakınlarda, bu günlerin tarihini, 21. yüzyılın tarihini yazanlar bir Türkiye mucizesi olarak sosyolojiye, toplum bilime, Türkiye katkısı olarak kaydedecekler bunu. Ama belki bir karşı mucize olarak kaydedecekler. El genci diye bir insan yarattık biz 21. yüzyılda. Akademik terimler, gündelik hayattan akademik literatüre geçti bu çalışma konusu. Aşağı yukarı 10 yıldır dolaşımda olan bir kavram ev genci. Yani evde oturmuş. Eğitim almıştır veya yarıda kalmıştır. Şudur, budur. Ama eskisi gibi kahveye de gidemiyor, kaldırım mühendisliği de yapamıyor bu insanlar. Sokağa çıkabilir vaziyette değiller. Ev genci diye bir kavram ürettik biz bugün. Ve sanıyorum önümüzdeki süreçte nüfusun önemli bir kesimini oluşturacak bunlar. Bu korkunç bir durum. Şundan dolayı sadece buraya mahsus değil, bizimki bize özel. 21. yüzyılın en popüler, belki de ilk popüler tarihçisi kimdir diye sorarsam size, var mı aklınıza gelen bir isim? 21. yüzyılda ortaya çıkan tarihçi. Yok. Harari. Nuh Yuval Harari. İsrail'de bir üniversitede, Haraç'ta galiba görev yapan. Oxford'dan veya Cambridge'den mezundur. Şeylerin aynı dersi yapıyoruz biz şeyle, Harari'yle. Yani bizdeki uygarlık tarihi dersinin bir türevini veriyor. Çünkü uygarlık tarihi dersi hazır bir ders değil. Yani 19. yüzyıl düşünce tarihini verebilirsiniz. 18. yüzyıl verebilirsiniz, 20. yüzyıl verebilirsiniz. Ama uygarlık tarihi dediğinizde şimdi böyle kıstası olan ya da anatomi dersi gibi şeyleri olan ya da mimarlık gibi formları, tarihçisi vesaire olan bir şey değil. Kendiniz sıfırdan yaratacaksınız onu. Ve bugünün, yani insanın doğuşundan bugüne getirdiklerini bugünün insanına, bugünün dünyasına, bugünün algısına yönelik olarak yapacaksınız. Onu da yetişkin hocalar yapmazlar. Onun için angarya olarak adama yıkılmış bu ders. Adam ondan bir mucize çıkardı, kendi mucizesini çıkardı. Sapiens kitabı odur. O insanın geçmişinin kısa tarihiydi. Bir de geleceğinin kısa tarihi var. O da Homo Tanrı diyeceğim insan. Homo Deus. Homo Deus. Benim insansız eğitim modeli tezim de biraz oradan kaynaklanıyor. Ve İnşallah kısmet olursa benim literatüre katkım olacak. Böyle bir kavram yok. Harari gelecekteki en büyük sınıfın, toplumsal kesimin lüzumsuzlar, gereksizler sınıfı olacağını söylüyor. Yani bizim ev gençler. Dolayısıyla biz öncüyüz. Şimdi Türkiye'nin nüfusunun %30'u öğrenci, %20'si ilk ve orta öğretimde, %10'u da yüksek öğrenci, %30'u. Biraz önce Kenan andı, yine bu işte PISA testi diye bir şey var, orta öğretim, lise düzeyindeki öğrenciler için yapılıyor, belirttiği gibi.
ana dilinde, ana dilinde okuduklarını anlama yetisi yönünden bu teste katılanların 72 ülke içerisinde 41 sayıdayız. Bu teste katılanların yarısı %50 barajını geçemiyor. Daha beteri var, onu biz yaşıyoruz. Sağ olsun arkadaşlar benim çalışma alanlarımı söylerken belirtiler. Kamu, özel olmak üzere şimdiye kadar 20 yılı aşkın zamandır 4-5 üniversitede görev yapıyorum. Çok pişmanım. Şunu yapmam gerekirdi. Ama neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ya bilseydim, geleceği görebilseydim yapardım. Şimdi geriye dönüp ne kadar yapılabilir bilmiyorum. İlk başladığım yıldan 20 yıl boyunca aynı dersin senede iki tane şey yapıyorsunuz, final sınavı yapıyorsunuz. Birinci sömestrin, ikinci sömestrin. Arada bize yapıyorsunuz, ödev veriyorsunuz bilmem ne. Yani en az benim elimde her yıl için 300 civarında öğren sınav kağıdı var. Her dersin ilk 5, yani A, B, C, D, E alan, yani geçer nottan pek iyi derecesine kadar alan kağıtların her birinden 200'ü muhafaza etseydim. Müthiş bir şey çıkardığımızı. Çünkü her yıl bu sınav kağıtlarında sorulara verilen yanıtların içeriğini bırakın, niceliksel olarak, yani sözcük sayısı, satır sayısı, cümle sayısı olarak %10 düştüğünü görüyorsunuz. Yani 10 cümlelik yazan ki, 20 yıl öncesinde A diye not verdiğiniz öğrenci, bir A4, A3'ün hatta sınav kağıtlarımız öyle çarşaf gibiydi. Şimdi A4'e düştük. 1,5 yüz A3 yazıyor idi bu insanlar. Şu anda eğer bir A4'ün bir yüzünü doldurmuşsa tamam ya diyor. Bu şunu gösteriyor. İçerik konuşmuyorum niceliksel olarak. Kendi ana dilinde kendisini bilip bilmediği önemli değil. Kendi ana dilinde kendisini ifade etme yetisinden yoksun bu insanlar. Yani hani bir yabancı dili öğrenmeye başlar insanlar, sözcükleri yan yana koyarlar ama orada geçsin isterseniz şu. Özne nesne arasındaki ilişkiyi tam tayin edemez. O oraya mıydı, bu buraya mıydı? Şeyleri bırakıyorum. Yazım kurallarını, ki'ler, mi'ler, dağlar, dereler. Bırakıyorum onları. Feragat ediyorsunuz. Bundan yaklaşık 15 yıl kadar önce yeğenimi liseye kaydettirmek için, ortaokul, pardon, lise, 8. sınıftan sonra gitmiştim. Bir liseye, müdürün odasında sohbet ediyoruz. Bütünleme sınavları var, tek ders bütünleme. Yani üniversite sınav sonuçları şey yapılmış, açıklanmış, telafi sınavı o. Yani tek dersten kalmış onlar, hani bir yere yerleştirilmişse, hak kaybına uğramasın diye ona git diye sınav veriliyor. İki tane kadın öğretmen geldiler müdürün odasına. Müdürün şaşkınlığa düştü. Müdürün söylediği şey şuydu. Soruyu sorun. Anladıklarını fark ediyorsanız geçirin. Cevabı beklemeyin. Anladıklarını fark ediyorsanız geçirin. Şu anda o durumdayız. Şimdi insansız eğitim modeli dediğimiz şey bu. Çünkü evet, insanın bedeniyle yapmış olduğu işleri bedenimizden azade etmek müthiş bir şeydir. İnsanın bütün tarihi boyunca yaptığı da budur.
insan hayatı boyunca, bütün tarihi boyunca iki şey üretmiştir. Birisi teknoloji, öteki de ideoloji. İdeoloji, siyasal ideoloji diye düşünmeyin, şu ideoloji miydi? Hayatla ilişkisini tarif etme biçimidir ideoloji. Dünyaya kendisini konumlama biçimidir. Dünyayı algılama ve ifade etme, ona göre davranma biçimleridir ideolojiler. İdeolojinin tarihi yoktur der Fransız düşünür Althusser. İdeolojilerin tarihi vardır. Yani insan tarihi boyunca ideoloji üretmiştir. İdeolojiler değişebilir. Örneğin metafizikten söz ediyoruz. Bugün metafizik kavramını Aristoteles'e borçlusunuz. Yani M.Ö. 4. yüzyıldan bahsediyoruz. Aristo der ki, aletler cansız kölelerdir. Köleler canlı aletlerdir der. Dolayısıyla teknoloji bizi kölelikten kurtarır. Ya da köleleştirir, bugünkü halde olduğu gibi. İnsanın bedeniyle yaptığı işleri bedenden ayırt etmesi, uzaklaştırması bizim zaman, enerji olarak artıya çıkmamız demektir. Dolayısıyla kendimize dair işler yapabilmemiz demektir. Düşüncemize dair işler yapabilmemiz demektir. Ama düşünceye dair olan işleri, akıl sadece şey değildir. Mantık dediğiniz mekanik bir şey değildir. Akla dair olan şeyi, dolayısıyla akıl, Platon'un devlet kitabına bakarsanız, adalet nedir sorusuyla başlar. Daha doğrusu hakkaniyetli olan, doğru olan nedir sorusuyla başlar. Yani düşüncesi olmayan, akıl sorunu olan, akıl kıt olan insana silah verir misiniz meselesiyle başlar. Dolayısıyla akıl muhakeme yürütme ve hakkaniyetli olabilme işini şey yapar ve akıl vicdanı da içinde taşır. Şimdi biz bunları taşımadığınız, tanımadığınız için insansız eğitim modeli, mekanik eğitim modeli yapıyorsunuz, o zaman diliniz de kayboluyor, aklınız da kayboluyor, vicdanınız da kayboluyor. Ve sizden daha büyük teknolojiler üretilmiş olan dünyada lüzumsuzlar, gereksizler dünyasına dahil oluyorsunuz. Krizimiz budur. İşte diğer eğitim mucizesi diye anılan, bundan işte 1940 yılında gerçekleştirilmiş olan ise bu insana dair, insan için eğitim idi benim anladığım. Ben kendimi çok şanslı addederim, bunu defalarca çok yerde söylüyorum, inşallah nazar değmez. Biraz önce bir mesaj aldım yoldayken bir öğrenciden. Övünmek için söylemiyorum. Sadece söylediği şey şu. Sadece bana işte bilimsel olarak danışmanlık yapmadın. Bu süreç zarfında işte maddi manevi bilim yanında oldum. Moral olarak yanındaydım. Ahlak olarak yanındaydım. Bunu söylüyorum. Bunu hiçbir yerden edinemem. Dolayısıyla bilmiyorum. Ben bunu kendim yapmadım. Çünkü hiçbiriniz dünyaya anne, baba, koca olarak gelmiyoruz. Annelerimiz, babalarımız, hocalarımızla ilişkimizde de ben nasıl olmalıyım ya filan diye de bakmıyoruz. Başımıza geldiği zaman beynimizin bir tarafından çıkıp geliyor, görüntü gözünüzün önüne geliyor, davranış gözünüzün önüne geliyor. Öyle yapılıyordu diyorsunuz, öyle yapıyorsunuz. Ben eğer bugün hasbelkader bir şeyler yazan, çizen, bir şeyler anlatan, okuyan, öğreten, hasbelkader, paylaşan birisiysem, bunda iki tane kaynağım vardır. Bir biyolojik annem babam, iki düşünsel annelerim babalarım. Bunların başında başaramayacak mıdır? Çünkü o bize sadece edebiyat dersimize geliyordu. Ben lise birinci sınıftayken öğrencisi oldum başaramayacağının. Sonra
ikinci sınıfta ondan çok etkilendiğim için herhalde edebiyatçı olmaya karar vermiştim. Edebiyat koluna gittim. Nasıl kaçacağımı bilemedim. Çünkü edebiyat kolu meğersem okuma yazmayla pek irtibatı olmayanların seçtikleri yermiş. Matematiklerle irtibat olmayan. Üçüncü sınıfta tekrar tabi 1000 lira geçtim. Başarı ödemli öğrencisi oldum tekrar. 10.000'den mezun oldum mesela. Onu arıyordum ben çünkü. Ama ben Başaran Hoca'dan, biz, yani Başaran Hoca'nın bütün öğretmenlik yaşamı boyunca kendim gibi çok iyi biliyorum ki, bütün onun öğrencisi olanlar, ondan sadece edebiyat, Türkçe, dil bilgisi ve öğrenmediler. Biraz önce bir genç arkadaşımız, genç öğrenci olarak lanse edilmişti, İmece şiirini okudu. Çok yerindeydi. Yok. Yeni Piramitlere Taş Taşıyanlar dizisini not aldım. O dize ile beraber Başar Hoca gözümün önünde canlandı. Hangi yani ders yılının başlarıydı. Hangi şiir, hangi metin bağlamındaydı bilmiyorum. Ama tahtaya teveşirle bir üçgen çizdi. Bizler toplumsal piramit denen olguyu onunla öğrendik. Ve nerede olduğumuzu da onunla gördük, tabandaydık. Hiçbir şey de söylemedi bize. Yani siz şuradasınız, buradasınız, yöneticiler şunlardır. İşte firavunlar vardı Mısır'da. İşte ondan sonra şu oldu, bu oldu, bilmem ne filan. İşte demedi. Ama düşünce, eğitim, hayat yolculuğunun içerisinde o piramit hiç gözümün önünden gitmedi. Şimdi tekrar karşıma çıktı burada. Eğitim dediğim şey böyle bir şey. Ve biraz önce toplantı öncesinde sohbet ederken başka ortak bir başka arkadaşımızın da aynısını lisede olduğumuzu konuştuk. İşte dedi ki o biraz sert mizaçlı bir arkadaşımızdır. Ya dedi o dedi hiçbir şey yapmaz enstitülere de karşıdır ama Başaran Hoca dedi şey durur dedi. Akan sular durur dedi. Doğru. Çünkü bizim öğrenci olduğumuz dönem ne yazık ki her gençlik Türkiye'de Başaran Hoca'nın de dahil olmak üzere acıyı ve ızdırabı toplumsal kasırgayı tadacaktır. Tadar. Şiddetin olduğu, sokak çatışmalarının olduğu, siyasal ideolojilerin eğitime yön verdiği, bugünkü insansız eğitim modelini hazırlayan bilgiden, insandan, toplumdan yoksun, sadece ideolojinin baskın olduğu bir eğitim modelinin sınandığı bir dönemde, her genç insan da kendisine sunulanı reddeder. Biraz gençliği varsa, dinamizmi varsa. Biz de reddedenlerden idik. Başaran Hoca'nın bize verdiği bir şey varsa, bu daha ilk gençlik çağındaki insanların o toplumsal kasırgada hem nerede olduklarını bilmelerini sağlamak hem de ayakta kalmaları ve hayatta kalmalarını sağlamak. Yani evet, evinize hangi yoldan giderseniz başınıza bela gelmeyeceğini hesaplayarak yürümek durumundaydınız ve ne giyerseniz, ne giymezseniz hayatta kalıp kalmayacağınıza karar vereceği zamanlardı. Dolayısıyla orada bize sadece öğretmenlik etmiyordu. Rehberlik de vardı ve koruyuculuk da vardı. Bütün bunlarla beraber sonra biz o zaman mesela 15-16 yaşlarımızda kimlik sahibi olmak, öğrenci kimliğimiz vardı da kimlik, kişilik, birey olmak filan gibi şeyleri bilmiyorduk. Hatta birey lafından da biraz tiksiniyorduk. Ama birey olmanızı sağlıyor sizin. Neyi neden yapman ve neyi neden yapmamanız gerektiğini söylüyor. Söylemiyor, gösteriyor. Öğretmiyor, yaşatıyor.
Dolayısıyla tekrar bugünkü kriz olan o PISA testinde kanıtlanan, üniversite sınavlarında da kanıtlanan, başka yerlerde de kanıtlanan beyni alınmış insanlar, dilsiz insanlar olmamanın yolunu buluyorsunuz. Neyi buluyorsunuz? Dil dediğiniz şey, bu ağzınızın içinde dönen şeyin aynı zamanda sizin beslenme kaynağınız olduğunu, sadece fiziki, maddi beslenme değil, düşünsel beslenme kaynağınız olduğunu. Eğer bir şey, elinize kalemi alıp bir şeyi yazmamışsanız, hiçbir şeyi öğrenmemiş olacağınızı ve ifade edemeyeceğinizi, bununla sadece dille birbirimize meram anlatmanın ötesinde aşkımızı, sevincimizi, sevdamızı, inancımızı, tutkumuzu, karnımızın ağrısını, hangi dünyada olduğumuz, dünyayı nasıl algıladığımızı ifade edebileceğimiz, yani yazılı ifade etmek değil, sadece dilin, her sözcüğün sadece sesi olmadığını, kokusu, rengi, tınısıyla beraber bir ruhu, derinliği, bir anlamı olduğunu da görüyorsunuz. Başarı hocadan öğrenmiştim. Herhalde yine siyasal nedenlerde sahibini söylemedi sözümü. Bir Alman düşünür. Kültürü şöyle tanımlıyor demişti. Bütün okuyup öğrendiklerimizi unuttuktan sonra bizde kalan şeydir kültür. Ben bu sözü sonra kültür tarihi dersinde verdiğim için araştırdım, çok yok bulamadım kime aittir bu söz. Yazıyorum. Google'da çıktı hayatımızda. Ha, yok. Sonra, ama yazılarımda kullandım bunu. Derslerimde de bir şair, üstelik bu intihar meselelerine dair epey şeyler yazmış, etmiş olan bir arkadaşımız. Bizim bir yazısında bu cümleyi gördüm. Dedim ki, ya abi nereden aldın sen bunu dedim. Derdim, ya nerede okudum hatırlamıyorum dedi. Buradan aldığını biliyorum. Şimdi Başar Hoca bize etiği de öğrendi. Daha çok şey söylenebilir. Şunu söyleyeceğim, bugüne bağlamam gerekiyor. Kenan çok yerinde olarak 1950'lerden başlayarak, yani köy enstitüler, enstitülü kapatılıp sahaya çıktıkları zaman, başlarına pişmiş tavuğun başına gelmeyen şeylerin geldikleri zamandan, 20'li yaşlarındaki insanlardan bahsediyoruz, bir de bunu unutmayın. Birkaç yıl önce Mahmut Makal'ın ölümü üzerine benden bir yazı istemişlerdi, onun üzerine bakmıştım. Mahmut Makal o köy öğretmeninin notlarını yazmaya başladığı zaman 17-18 yaşında. 17-18 yaşında. Antropoloji, biliyorsunuz toplum ve insan bilimleri diye ifade edebiliriz, antropoloji. Antropologların geliştirmiş oldukları bir yöntem var. En bilimsel yöntem olarak ifade ediyor. Katılımcı gözlemcilik deniyor. Yani bir köye gidip işte onun folklorunu, efendim gelini, giyim, kuşamını, inançlarını, bilmem nelerini filan araştırdığınız zaman bunu niye giyiyorsun, bunu niye yiyorsun, bunu ne yapıyorsun filan diye sormuyorsun. Sen onunla aynı sofraya oturuyorsun. Onlarla yaşıyorsun, deneyimliyorsun onlarla beraber. Henüz bu kavram yok o zaman 1940'lı yıllarda, ama köy enstitülere şey öğretilmiş. Katılımcı gözlemcilik öğretilmiş. Çünkü sen eğer köyün hayatını, köylüyü eğiteceksen, köyün hayatını değiştireceksen, o hayatı deneyimlemen, onun içinde yaşaman gerekir.
Evet, oradan geliyor söz. Şimdi dolayısıyla köy edebiyatı dediğiniz şey işte ilk çıktığı zaman da işte dilekçe edebiyatı, istida edebiyatı o zamanki tabirle diye küçümsenmişti. Yani ey yetkililer bakın halimize bilmem ne filan gibi şey edebiyat değil bu gibi küçümsenmişti. Doğru. Ben 6 yıl önce buraya gelmiştim. 2016'da. Yine Başar Hoca ile ilgili bir anma toplantısında. Toplantısı için. Orada bir arkadaşımız köy enstitüleri ile ilgili şeyler söyledi. Ben de onun üzerine şunu söylemek zorunda kaldım. Biraz önce okunan şiirlerde de gördünüz. Anlatım Troya'dan başladı, Srebrenica'ya uzandı. Milattan önce 9. yüzyıldan milattan sonra 20. yüzyıla geldi. Bu insanın tarih içerisinde ve dünya içerisinde kendisini bir yere koyabilme algısı becerisidir. Oradaki arkadaş demiş ki ya ben iki tane üniversite okudum ama dedi, burada dedi yani dedi, şimdi şiirler okumuştu işte bu koro. Ben dedi, yani çok fazla yani çok şey ayrıntı. Ayrıntı olması önemli şundan dolayı orada kullandığım metaforu kullanacağım. Başar Hoca 1926 doğumlu. Biraz siyasal büyüğümüz Devlet Bahçeli'yi de yad edelim, onun tekniğini kullanalım. Başındaki biri atabilirsiniz. 927 milattan sonra 927, hatta milattan önce 927 yılında, 926 yılında doğmuş olsaydı, adı o zamanki Lüleburgaz değildi, Bunakburgaz olsaydı, orada yaşayan bir köy çocuğu, doğan bir köy çocuğu olsaydı, yani milattan önce 926'da doğan bir insanın dünya ile ilişkisi ile milattan sonra 927'de ve 1927'de doğan, 26'da doğan bir insanın dünya ile ilişkisi bin yıllar boyunca hiç değişmedi, değişmemişti. Niye? Nereden çıkartıyorum? İşte buradan çıkartıyorum, kanıtım buradan. Evet, ben biraz önce tahsihde bulundum ama kitabı dedi. İlk, doğru, ilk anlatım kitabı. Çarık nedir? Çarık, hayvan derisinden kendi kendinize diktiğiniz ayakkabı. Endüstrinin olmadığı, teknolojinin henüz ilkel düzeyde olduğu dönemdeki insanın kendi doğal şeyiyle, çevresindeki malzemeyle bedenini korumaya yönelik şey, bir üretildiği araç. Tarla, Neolitik devrim diye bir şey var. Milattan önce 8000 yılında gerçekleşmiş. O zamandan beri insanlar toprağı ekip biçiyorlar. Hayvanlar da evcilleştirmişler, toprağı da evcilleştirmişler. O zamandan beri olan bir ilişki, çarığını yitirdiğin tarla. İkinci anlatı zaten onu söylüyor. Aç harman, açlık, açlık, açlık. Bugün de oradasınız, tamam mı? Şimdi, dolayısıyla evet, biz bu insanı aldık. Milattan önce 9. binden 20. yüzyıla getirdik. Aradaki o tarihsel donukluğu ortadan kaldırıp sadece okur yazar etmekle kalmıyorsunuz. Kendi halini ve ramını kendi diliyle anlatan ve başkalarına iletebilen bir insanı yaratıyorsunuz. O bakımdan o edebiyat estetik olarak yetersiz sayılabilir, tartışırsınız. Ama yazı dediğiniz şey, edebiyat dediğiniz şey hayatın
yorumlanma ve ifade edilebilme, başkalarına taşınabilmesidir. Başkan Hocam'ın bütün yazdıkları, sadece kendisinin değil, enstitüsü bütün yazdıkları, bütün şairlerin, yazarların yaptıkları bir anlamda yaşadıklarının kaydını tutmaktır. Bu toplumun nabzını tutmaktır. Eğer siz o yolu izleyebilseydiniz, bugünkü o ev gençlerine, ev gençliğine ya da lüzumsuzlar, gereksizler ordusuna mahkum olmazdınız. Son bir şeyle bağlamak istiyorum. Daha güncel bir şeyle. Ekim 2014 tarihinde 17 yaşında bir gencin güncesinden bir iki cümle. Önümüz bayram. Demek ki o zaman bayram o tarihlere geliyormuş. Bir şehir en civcivli yerleri dahil bayram sebebiyle hayalet şehre dönüyorsa ters giden bir şeyler var demektir. Muhtemelen insanlar binalarla aynı malzemeden üretilmeye başlamıştır. Falan filan. Aynen bu ifadeyle falan filan lafını ben etmiyorum. O nokta var. Bunu yazan benim oğlum. Etkilenmiştim. Hala da buzdolabının üstünde duruyor. Bu insansız eğitim modeli lafını ettikten sonra bundan bahsetmeye niyet etmiştim. Fakat Edip Ömer arasında kararsızdım. Fakat gelirken yol boyu kat ettiğimiz çevre bu coğrafyanın, yani İstanbul dahil olmak üzere buraya kadar gelen bir coğrafya sanki savaş artığı gibi olduğunu düşüncesini yarattı bende. Biraz önce Serebri'nin kapılan anıldı. Yakın tarihlerde ben o taraflara gittim. Biraz önce Kenan'la andık. O yılbaşında gitmiş balkonlara. Ben de Mayıs başında gittim. Bir şehir, ismi lazım değil. Ama işte o Serebri'nin yakınlarındaki bir şehir. Epey de şansım yaver, dünya gördüm diye düşünüyorum. 60 yaşımı da buldum. Bu zamana kadar gezdiğim ettiğim yerlerde işte ya muhteşem filan duygusuna hiç kapılmadım. Dolayısıyla bir kompleksim de olmadı başka şehirleri gördüğüm zaman. Ama gittiğim, son gittiğim şehirde doğrusunu isterseniz komplekse kapıldım. Hatta haset duygusuna da kapıldım. Çünkü şehir ve orman ayırt edilmiyor. Yani şehrin için başkent olan bir şehir. Üstelik dediler ki, ya biz seni daha parklara götürmedik. İki, 100 yıllık bir bina ile 10 yıllık bina yan yana duruyor ve birbirine aykırı durmuyorlardı. Mimari olarak da, form olarak da, malzeme olarak da. Üç, yakın zamanda bir deprem geçirdi, şiddetli bir deprem geçirdi o şehir. Bazı binalar, tadilat, çatlaklar vardı. Dört, daha vahimi, bu şehir bir 100 yıl içerisinde, 20. yüzyıl boyunca 4 tane savaş yaşadı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını yaşadı, 2 tane de iç savaş yaşadı. Biz savaş yaşamadık, Allah'a şükür diyelim, ama savaş arttı bütün coğrafyamız. Benim oğlanın notlarının devamını belki de aynı tarihlerde başkası yazıyordu, falan filan diye onu bıraktığını. 2017'de çıktı Murat Anmunga'nın 9 anahtarlı 40 oda öyküleri.
2017 Şubat'ında çıktığına göre ki 2014-15'te falan yazılmış olması lazım hikayede. Murat Hanım orada şunu söylüyor. Kentlerden, meydanlardan, sokaklardan önce insan betonlaşıyor. Hayallerden, hülyalardan, kendine verdiği sözlerden caydıkça, kendine vaat ettiği masalın ilmiklerinden çözülüp vazgeçtikçe ruh eşyalaşır, hikaye betonlaşır, okunmaz olur. Onca hatıra dünyanın aralıklarında kaybolur. Etrafımız beton ve savaş artı, kalplerimiz de öyle değişiyor. Ona izin vermemek için, evet, neydi? Unuttuklarınızı hatırlamak istiyorum. Unutmaya izin vermeyin. Teşekkür ederim. Ya ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Zeki'nin bu çok etkili konuşmasından sonra bu unuttuklarımıza izin vermeyelim kelimesinden şöyle bir şey aktarmamda fayda var. Bu öğretmenlerin, köy enstitü öğretmenlerinin sürgünlerinin yanında o dönemin edebiyat insanlarının da bu konulara sahip çıkmaları var. Yani Vedat Günyolları'ndan tutun Halide Edipler'e kadar onlara sahip çıkıyorlar. Ama ben bu unutmayalım dediğimiz şeyin içerisinde bir şey görüyorum. Fakir Baykurt'un Köşe Bucak Anadolu ve Bir Töz vardı anılarından. Böyle ağır şeyler yaşamışlar ki bir tanesini söyleyeyim sadece. Tabii Hasan olan Yüksek Köy Enstitüsü'nün Mehmet Paşa'nın da okuduğu yıllarda bu Köy Enstitüsü'yle tezvirattan dolayı oraya dönemin meclis başkanı Kurtuluş Savaşı'nın da önemli komutanlarından olan Kazım Karabekir'in böyle sorguya çekiyordu. Burası komünist yuvası mı, burası şey mi diye. O sorguların arkasından TÖS örgütlenmesi bugün hiçbir siyasi partinin yapamayacağı kadar çok ciddi bir örgütlenme olmuş. Hemen hemen bütün ilçelerde, bütün öğretmenler örgütlenmiş, sadece özlük hakları değil. Nasıl bir eğitim istediklerini anlatan, o anılarında karış karış geziyor Fatih Baykurt, Dursun Akçam, Mehmet Paşaran, Talip Apaydın, hepsi karış karış geziyorlar Mahmut Makarlar. Bir acı bir şeyi unutmamak gerektiği anlamda bir şeyi anlatmak istiyorum. TÖS'ün bir kongresi olacak Kayseri'de. Arkadaşlar, dönemin abiler, dönemin iktidarı, sonradan baş tacı, demokrasi şampiyonu yaptığımız Sayın Süleyman Demirel Başbakan ve onun milletvekilleri orada öyle bir şey tezgahlıyorlar ki bir sinemanın içinde bine yakın öğretmeni yakacaklar. Yakacaklar, yakıyorlar da. Fakat büyük bir belagatla Fakir Baykurt oradan bütün öğretmenleri çıkartıyor ve kurtuluyor. Hatta Fakir Baykurt'un yepyeni ceketinin kızı saklıyor, o şeyden nasıl çıkmış, paralanmış. Bunu anlatma nedeni şu, hem öğretmenlerin yaşadığı bu ağır baskılar ve o dönemin bu ağır baskılarla beraber tezgahlanan o oyun sadece Kayseri'de olmadı. Arkası devam etti onu. Hatay'da oldu, becerilemedi. Aynı şey sonra Kahramanmaraş'ta oldu, becerildi. Sonra Çorum'da oldu, becerildi. En son Sivas'ta oldu, becerildi. Şimdi bizim özür dilerim, unutmamamız gerektiğini altını çizdiğinde bizim hafızamız çok zayıf. Biz bunları unutuyoruz da bunun hesabını soramadık. Hesap sormaktan kastım şey değil. Hukuken bu insanlar kayboldular, bir kara deliğin içine geçtiler gittiler ve bunun hesabını o dönemin TÖS'ü kuran insanları ağır hapislerde yattılar, yargılandılar, ağır koşullar içerisinde yaptılar ve biz bunun hesabını soramadan o iki tane darbe şeyiyle beraber bütün o aydınlanmanın ve bütün o kültürün de şeyi gitti. Bugün unuttuklarımızı hatırlamak için de unutmamalıyızın altını çizerken bizim değerlerimizi elimizden aldılar. Bugün öyle söylemler oldu ki 2000'li yılların başlarında bu ülkenin en önemli değerlerini sahiplenir gibi yapıp o değerlerimizi çürüttüler. Bugün köy enstitülerine sahip çıkmak demek o değerlere ve o geçmişimize sahip çıkmak anlamında görüyorum ben. Onun için de yaşanan acıları da unutmadan
Onun da hesabını sormamız gerekiyor. Bunun hesabını sormak kimine göre sandıktadır, kimine göre yapımı sormaktır. Ben bunun hesabını Demirel'e sordum sağlığında. Şansım oldu. Dedim ki siz iktidarda olduğunuz zaman da şunları söylüyordunuz ama ben sizi bugün dinlerken yasaklıydı oranda bir şeyde. Ağzınızdan bal damlıyor ve demokrasiyi öyle bir anlatıyorsunuz ki benim bildiğim demokrasiyi anlatıyorsunuz. Bana dedi ki biz dedi ortalamaya göre siyaset yaptık. Bu ülkenin ortalamaya göre siyaset yapana ihtiyacı yok. Bu ülkenin bu değerleri üzerinde ve geleceğini taşıyacak siyasetçiye ihtiyacı var. Hani bir Atilla İlhan söylüyordu galiba. Atatürk %10 şans görüyorsa bir şey yapıyormuş. İsmet Paşa da %10 risk görüyorsa yapmıyormuş. Belki Köyünüs'ün kapatılma nedeni de bu olmuş olabilir. Konuşmamızı bitirirken ben kitapları yayınladık ama burada da çok güzel bir şiiriyle kapatsak diyorum. Zeki Hocam, Sunma diye şiiri Ağlat Ağacı'ndan başlangıç diyor. Diyor ki başaran, görebildiğin kadar mavi, sürebildiğin kadar toprak, sarabildiğin kadar kadın, bu dünya güvenebildiğin kadar dost, düşünebildiğin kadar güzel, yaşayabildiğin kadar dünya. Saygılar sunuyoruz. Ağlat Ağacı şiirine bakın. Şimdi beton meselesinden söz ettik, teşekkür ederim. Bu sandığımızdan öte bir şey. Çünkü şehir ve insan, toplum ve insan demektir. Yani polisten geliyor, suçlu olmak vesaire şehir. Dolayısıyla şehir ve insan, çevre ve insan, hayat ve insan demek ve hayat ve insan, insanın insanla, insanın kendisiyle ilişkisi demektir. Dolayısıyla bir Tarve diye bir şehir bilimci var. O diyor ki, nasıl şehirler inşa etmek istediğimiz sorusu, tamamen nasıl insanlar olmak istediğimiz sorusu, nasıl yaşamak istediğimiz sorusuyla bağlantılıdır diyor. O bakımdan yani nasıl, ben hakikaten ürküyorum bu şeyden, coğrafyadan, kaybetmekten. Kenan biraz önce söyledi, bugünün şiiri, bugünün romanı yazılmaz mı köyü? Tabii ki yazılır, yazılmadığı için zaten bu vaziyettesiniz. Cerat Tepe'yi yazamıyorsunuz. Söke'yi yazamıyorsunuz, Soma'yı yazamıyorsunuz. Yok olan şeydeki Milas'taki yangınlar ya da şu anda Börtek'teki yangınla yok olan dünyayı yazmıyorsunuz. Yazamıyorsunuz çünkü yaşamadığınız yer, hissetmediğiniz yer size ait değildir. Başaran Hocam'ın fotoğrafları beni çok etkiler. Şurada, bakın, şurada dikine, her iki şakağında dikine ikişer tane çizgi vardır. Ve bütün fotoğraflarına bakın. Tebessüm ederken bile tuhaf bir hüzün vardır. Tuhaf bir endişe vardır. O şunu okuduğunuz zaman o endişenin kaynağını anlarsınız. Yani samanlığa kapatılıp hayatta kalacak mısınız, kalmayacak mısınız hikayesi var ve siz memleketi, dünyayı kurtarmak ve adam olmak ve adamlar yetiştirmek üzere yetiştirilmişsiniz. Dünyaya kendinizi böyle koymuşsunuz. Ondan sonra dünyanın kenarına atılıyorsunuz. Dünyanın sizden haberi bile olmayacak. Ama bunu, evet, bu toprağın insanıysanız, burada yaşadıysanız, burada nefes aldıysanız hissedersiniz. Bu ilk kitabının adı, ilk kitabı Ağlat Ağacı ve 20'li yaşlarındaki bir gencin şiirleri bu. 1953 basımı, 26 doğmuş, siz hesaplayın. Bir günde yazılmadı bu şiirler. 17-18 yaşından itibaren yazdığı şiirler bunlar. Kitaba adını veren şiir uzun. Sadece ilk dörtlüğünü söyleyeceğim. Eşin dostun yaşıyor bak bahçelerde.
Sen çıplak bir doruğun üzerindesin. Tam rüzgarın engini sardığı yerde. Yekpare bir mavilik üstünden akar. Altında köklerini sıkan toprak var. Dertleşir durursun gölgenle. Hangi edebiyatçı bana yalnızlığı bu kadar anlatabilir? Hangisi anlatabilir? Ve toplumu anlatıyorsunuz. Köylüyü anlatıyorsunuz, kendinizi anlatıyorsunuz. Bakma sana bir ad verdiklerine, yerle gök arasında bir karaltısın. Mehmet Başaran, kendi adını taşıyan milyonlarca Mehmet için söylüyor bunu. Bakma sana bir ad verdiklerine, yerle gök arasında bir karaltısın. Ve bütün dünya seni unutmuş, sanki kim bilecek yaşadığını, gelmese dallara birkaç kuş. Şu anda buradayız. Çokluğun içerisinde yokluğu yaşıyorsunuz. Tekliği ve sıradanlığı. 1940'ların 50'lerin şiiri bu. 21. yüzyılda gerçeği. Ve daha vahşi ve daha acı gerçeği. İçinizi karartmayın. Bunlar elimizde oldukça yönümüzü kaybetmeyiz. Yeter ki bakmayı, okumayı, tanımayı, anmayı ve yaşatmayı bilelim. Teşekkür ederim. Değerli konuklarımız Kenan Kocatürk ve Zeki Coşkun'a bu anlamlı ve güzel söyleşileri için çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Başaran Hoca'nın bir şiirini okumak üzere. Arkadaşlar, bilen arkadaşlar bilir, çıkıntılık yapmayı severim ya. Burada da bir çıkıntılık yapacağım izninizle. Erdoğan Kantürer, Başaran'ın son günlerinde uzunca bir süre ona yol arkadaşlığı yapmış bir benim abim. Yani Başaran'la birlikte Sebahattin Ali'nin mezarını bulup onun adına etkinlikler düzenleme konusunda da birlikte yol almış bir arkadaşımız. Erdoğan Kantürer'in Başaran için yazdığı bir şiir var. Şiir şöyle, inşallah aksamadan hatırlayabilirim. Karanlığı en ince hesaplarla ölçüp ışık ile biçtik. En bakımlı bahçelerden güller ile geçerken dikenli yollara düştük. Haydi yüreğim, haydi. Hep birlikte daha güzel olsun dünya derken kendimizden geçtik. Bize sunulanları bırakıp halkın onurlu yoksulluğunu seçtik. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ah bu türküler, köy türküleri. Dilimizin tuzu biberi. Memleket ahvalini onlardan sor. Kitaplarda değil, türkülerde ara yemeni. Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni. Ben türkülerden aldım haberi. Ah bu türküler, köy türküleri. Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak. Hilesiz, hurdasız, çırılçıplak. Sizleri bağlamada Gözde Yıldız, kabak kemanede Berkay Tekin, gitarda Sevim Karı Salih'in sunacağı halk müziği dilletisiyle baş başa bırakıyorum.
Gimme
güzelim aman yandın valla. Kumralım güzelim aman yandın valla. Seversen mektup yolla. Seversen mektup yolla. Hep ben özelim. Thank you.
sağ olun.